Merhaba arkadaşlar. Bugün fişek torunuyla alakalı bir video çekmek istedim. Hazırlığımızı yaptık. Makinamız, saçmamız, barutumuz, biyortopalarımız, ölçeklerimiz, aparatımız, kapsülümüz. Daha önceden kapsülünü değiştirmiş olduğum boş fişekler. Boş fişekleri trap atış alanlarından topladım. Aynı renk olmasına, aynı model olmasına da dikkat ediyorum bu arada. Daha önceden kapsülünü çıkartmış olduğum boş şişek. Burada bir detayı anlatmak istiyorum. Kapsülü boş şişekten çıkarırken fişek atıldığı zaman şu metal kısımda bir genişleme oluyor. O genişlemeyi almak için tekrar eski orijinal haline getirebilmek için makineye taktığımız zaman bu makineyi dibine kadar bastıracağız ki şu metal kısım, makinenin metal kısmı fişeğin bu kısmını tekrardan içe doğru eğip, izlerden de belli oluyordur umarım, bu metal kısmı tekrardan içe doğru yumup fişeği orijinal haline getirmiş oluyor. Herhangi bir genişleme olmuyor. Otomatik tüfekle de rahatlıkla çalışıyor. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Buradan kapsülümüzü alıyoruz. Sağlam kapsülümüzü yerine koyup yerine takıyoruz. Burada da önemli bir detayı söylemek istiyorum. Kapsülü buraya taktığımız zaman bazı deforme olmuş fişeklerde atış yaptığımız zaman kapsül bir kısım geriye çıkıyor. Az bir şey geriye çıkıyor. Bu da otomatik tüfeklerde takılmaya sebep olabilir. Bu yüzden bunun içine biraz oje veya bir herhangi bir yapışkan sürerek onun yapışmasını ve çıkmasını engelleyebiliriz. Kapsülümüzü taktık. Ölçeğimizi alıyoruz. Ölçeğimiz 1,5 derecede. 1,5 derecede barut koyuyoruz içine. Fakat barutumuzu alıp şu şekilde sirkeledikten sonra içeğimizin içine döküyoruz. Burada 1,5 yazıyor ama bu 1,5 gram değil. Bu ölçeğin derecesi sadece. Şu anda bu fişeğin içine 1,5 derece koyduğumuz zaman bu fişeğin içinde şu anda 1,82-1,85 aralığında 1,85 gram aralığında barut koymuş oluyoruz. Yani 1,5 gram değil. 1,85 gram civarında bir barut koyduk içine. Fişeğimizi yere vurup barutu İyice oturmasını sağladıktan sonra biyortapamızı, 32 gramlık biyortapa, bunu yerine takıyoruz. Şu aparat sayesinde yerine güzelce oturtturuyoruz. Daha sonra ölçeğimizi 2.10 ayarına alıyoruz. Ben bunları daha önceden tarttığım için biliyorum ne kadar aldığını. 5 numara saçmamızdan şu şekilde biraz tepeli olarak saçmamızı alıyoruz. Fişeğimizin içine döküyoruz. Bu şu anda 32 gram saçma koyduk fişeğimizin içine. Daha önceden tarttığım için biliyorum. Fişeğimizi önce kıvırma bölümüne koyup şöyle döndüreyim, rahat görünsün. İlk şeklini vermiş oluyoruz fişeğimize. Daha sonra asıl işi yapan bölüme koyup bastırdığım zaman yıldız kıvırmayı tamamlamış oluyoruz. Fakat şu kısımlar tam düz olduğu için fişekte tüfeğin içine koyduğum zaman fişeğin takılma ihtimali olabileceğinden tekrardan bu bölmeye koyup benim makinemin içinde yıldız kıvırma yok. Normal göstereyim.
Onu da göstereyim size. Ve makinamın içinde yıldız değil, bu şekilde oval olan parça var. Bu fişeğin bu şekilde içine girdiği zaman fişeğin şu kısımlarını içe doğru eğiyor ve mekanizmada tüfekte, otomatik tüfeklerde özellikle çalışırken herhangi bir yere takılmamasını sağlıyor. Bunu tekrardan yerine takıyorum. Bunu yerine koyup bastırdığımız zaman tekrardan bu aparatla fişeğimizi makineye koyduğumuzda şu kısımlar hafiften içe doğru eğildiği için fişeğimiz şu anda orijinal fabrika yapımı fişeklerden hiçbir farkı olmadan hazır duruma geldi. Bu fişekte içinde 5 numara saçmamız var. 32 gram, 1.82 gram veya 1.85 gram aralığında barodumuz var. Bunları karıştırmamak için burada daha önceden doldurmuş olduğum fişeklerim var. Bunları daha sonra CD kalemiyle falan bu metal kısma kaç gram olduğunu yazıyorum. Daha sonra da fişeklerim karışmıyor bu şekilde 32 gram 1.80 barut diye yazıyorum. Fişekler karışmamış oluyor ve şu anda doldurmuş olduğum fişek Avrupa fişek kalitesinde bir fişek. Her türlü otomatik tüfekte rahat rahat çalışır. Hiçbir problemi yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.